Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah. Bugün sizlerle soru cevabın ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanımda Yüksel'den var, hoş geldiniz. Bugün çok güzel sorular gelmiş. Onlara bahsedelim birazdan. Videoya geçmeden önce bir çekilmişimiz var. 50 tane Steam Random Key vereceğiz. Yapmanız gerekenler, açıklama kısmında bir Glim linki var. Oradan da zaten giriş yapınca direkt oradan gerekenler zaten. Katılmak isterseniz orada bedavaya katılabiliyorsunuz. Şimdi videoya geçelim. Geldim, selam. İlk sorumuza geçelim. Hazır mısın? İlk sorumuz, YouTube'a başlama isteğin nereden geldi mi? Arda Köprü. Arda Köprü. Ne kadar zor resmi o sayıda. Arda Köprü. Yusuf Demir'in arkadaşıymış. YouTube'a başlama isteğim 2015 yılında Furkan Yaman vardı zamanında. O zamanlar daha YouTube'da yeniydik. Ben de izliyordum, sadece izleyici olarak bakıyordum. O zamanlar bunlar 2000 abonesi falan vardı Furkan Yaman'ın. Furkan Yaman'la konuşuyorduk o zamanlar. Ben soruyordum işte nasıl video kaydediyorsun, nasıl render alıyorsun, jetpack. Ben hiçbir şey bilmiyorum tabii o zamanlar. Ben de dedim, sordum, o da bana da cevap verdi işte. O zamanlar Camtasia falan vardı. Camtasia kullanıyorum falan dedi. Camtasia demişti bana, en kolay onunla kaydedersin demişti. Montaj yaparsın dedi. Bandicam'da video falan alırsın. Yani sağ olsun hep söylemişti. Ondan sonra bu ikinci kanalı açmıştı işte. İkinci kanalda bir patladı. İlkten 2K oldu. 2K'dan sonra 5K. Gruplarda paylaşıyordu işte videoları. Ben de o zamanlar takip ediyordum. Gruplarda paylaşıyordu. Ben o zamanlar tabii o kadar YouTube'a önem vermiyordum. Hani şey, bir bunlar yapıyor diyordum. Ben de yaparım dedim. YouTube'a başladım o zamanlar 2015 yılında. Dedim zormuş. Hani ama sonra birkaç tane zor soruları sormuştum. O da işte programda, hangi programı kullanıyor. O zaman da söyleyince bir kırılma noktam oldu orada. Dedim ben de bu işi sevdim. Bari uğraşayım dedim ama bilgisayarım el vermiyordu. O zamanlar leş gibi laptopum vardı. Ben de dedim yapalım bari, bırakayım dedim. Orada bir tane video atıyordum arada bir. Minecraft falan ünlüydü o zamanlar. Oradan başladı yani, heves vardı. Şimdi 2018 yılına girdiğimizde de işe başladıydım. Dedim bari bir bilgisayar alayım. Bir aldım acı. Hepsini. Üf. Şimdi gidiyoruz. Umarım iyi yerlere geliriz. Emeğimizi veriyoruz ablam. Yapacak bir şey yok. Uğraşıyoruz. Uğraşmadan emek yenmez. Diğer sorumuza geçelim. Bu videoyu izliyorsa Furkan Yaman selam olsun. Aynen. Kalp. Buradan ikinci soruya geçiyorum. Yüseldem sormuş. Yüseldem sen sormuş. Evet. Hangi kardeşini daha çok seviyorsun yazmış. Ben burada şey diyeceğim. Şimdi hepsini çok seviyorum ama bana gıcıklar. Bir şey istiyorum, hiç yapmıyorlar. Ben yapınca, ben hep yapıyorum onları. Onlar hep bana dışlıyor beni. Dışlayınca ben arada bir Yüserdem'i seviyorum. Yüserdem yardım ettiği için videolarda falan kalıyorum. İki tane kamera kaydediyorum. Hani bir oraya bakıyorum, bir oraya bakıyorum. Yanlış anlamayın. Bir de neydi? Bizim kız kardeşlerim bazen yardım ediyor. O zamanlar onları seviyorum. Kim yardım ederse onu seviyorum yani. Ama hepsi eşit. Sevgi konusunda hepsi eşit. Sadece bana ben onlara yardım ediyorum. Onların da bana yardım etmesini istiyorum onlara. Maviş de kardeşini seviyorum. Maviş'i yemeğini veriyorsun. O ayrı. İşte kardeşini seviyorum. Yok, o kardeşim yani. Olmuyor. O hayvanım benim. Diğer sorumuza geçelim. Ömer Salih Baştürk sormuş. Sevdiğim bir kıza seni seviyorum nasıl derdin? Güzel soru. Ben biraz utangaç biriyim. İlkten bir düşünürüm. Yapsam mı, yapmasam mı, açılsam mı, açılmasam mı? Ondan sonra üniversitede sordum. Ondan sonra bir şey oldu. Yanlış anlaşılma oldu arada. Ben konuştum da nasıl konuştum ben de bilmiyorum artık yani. Sadece öyle, seni söyledim. Sen şey dedim, yok öyle demedim. Direkt söyledi hani seni tanışabilir miyiz? Yani. Diğer sorumuza geçelim. The Daddy 37 sormuş. Ceyhun'la ne zaman tanıştınız, kuzeneyim de demiş. Ceyhun'la benim kaç sene oldu?
İşte ilkokula giderken bahçe, hatta ilkokula mıydı? Yok. Ortaokula geçtiğinde mi? Öyle bir zamanda ben şeyde mahallede oturuyorum kapıda. Bekliyorum işte. Bunlar hep de oradan geçiyor. Ekmek almaya falan cat cat. Bunu yolluyorlar. Ben de hep ona bakıyorum. Tamam hani şimdi bu konuşacağım. Ben de konuşmuyorum. O da konuşmuyor. Hep birbirimizi görüyoruz ama. Bir gün dedim merhaba dedim. Ondan sonra tanıştık ettik. Bayağı bir samimi olduk. Orada bir başladık zaten. Buralara kadar geldik. Diğer sorumuza geçelim. Yine DD37 sormuş. En sevdiğin konsol ne demiş? Bilgisayar sayılmaz demiş. En sevdiğim konsol oyun Deltoid. Yeni çıkan. O Android'li bandroid'li var ya. Ben de yazılımcı olduğum için çok hoşuma gitmişti. Kaya bazı bir oyun. Tavsiye ederim. Diğer sorumuza geçelim. DD37 yine sormuş. Hangi ekipmanları kullanıyorsun? Demiş. Ne kullanıyorum? Benim videom vardı. Ekipman videom vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bulabilirsem kartları koyarım. Ya Prio kulaklıktır. Şeydir. Vardı yani videoları. Diğer sorumuza geçelim. Kulaklık. Onları BMW 800 hepsi vardı. Hepsi vardı. Diğer sorumuza geçtik. Muhammed Kaldırım sormuş. Nasılsın abi? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sen nasılsın? Aynen. Yorum olarak verir. Twitch ve YouTube'a nasıl başladın? Kimi sayesinde? Furkan Yaman'ın sayesinde. Diğer Emir35TR ismini söylemediysem tekrar söyleyeyim. Başka sorumuz kalmamış. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çekiliş aşağıda açıklama kısmında var. 50 tane Steam Random Key vereceğim. Katılma sayısına göre dağıtılacak zaten. Herkese bir tane düşer büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha, bu arada Talha diye bir kardeşimiz var. O sponsor oldu Steam Random OK'lere. O direkt onun Instagram sayfası o film linkinde var. Onu takip edin. O koşul zorunludur. Çünkü adam bize destek vermiş. Biz de ona destek verelim. Videonun sonuna geldik. Abdullah sor yazıp sorunuzu sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.